Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu hafta sonları olsun. Evet, hafta sonu elimizde neler var? Yine rekor açık verdik hazine nakit dengesini. Diğer taraftan Amerika'daki tarım dışı istihdam rakamları bekleniyordu. Onlar da açıklandı. Peki bundan sonra ne yapacak? O merak ediliyor. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim. Evet, tarım dışı istihdam rakamları dedik. Piyasalar bir haftadır bunu bekliyordu. Bunun etkileri ne olacak? Onu da konuşacağız ama ben öncelikle içeriden başlamak istiyorum. Hazine nakit dengesi açıklandı. Yine çok ciddi bir açığımız var. Temmuz ayında 92.85 milyar lira açık verdik. Gelirle gidere de bakarsak yine makas çok açık. Gelirlerimiz 175 milyar 954 milyon lira. Giderimiz ise 269 milyar 899 milyon lira oldu. Ne diyeceksiniz bu rakamlara? Şimdi bu rakamlara denecek Ebru Hanım, hep baştan beri söylüyoruz. Bugünleri, maalesef gelecek günleri, yani bugünleri gelecekte arayacağız, öyle söyleyeyim size. Şu an hani oluk oluk para harcıyorlar diyorduk ya, şu an sel gibi para harcıyorlar. Tamam mı? Sürekli para basıp para harcıyorlar, para basıp para harcıyorlar, sürekli nakit açığı çıkıyor. Bütçe artık yapılan, revize edilen bütçe de artık yani hiçbir anlamı kalmadı. Hiçbir anlamı kalmadı. Ya nereye harcıyorsunuz? Pandemi dediniz, pandemi yok şimdi. Bilmem işte şu yok mu yok dediniz, şu harcamalarınız var, gelir yok ama şunlar tamam. Şimdi onların hiçbirisi yok abi. 2020 ve 2021'deki sıkıntıların hiçbirisi yok. Ne oldu? Nereye harcıyorsunuz abi paraları? Nereye gidiyor? Bunlar öyle tahmin ediyorum. Yani 3 kuruşa mal ettikleri 200 lira banknotu nasıl sonra 3 kuruş harcıyoruz, 200 lira kazanıyoruz diye hesaplıyorum. Artık başka gidecek bir şey kalmadı. Yani mantığı kalmadı şu an. Ekonominin, ekonomik mantığı, yaptıkları işlerin hiçbirisi ekonomik mantığı yok. Hiçbir yere sığmıyor. Ya nereye harcıyorsunuz? Nasıl bu kadar açık veriyorsunuz abi? Nasıl bu kadar nakit dengesi açığı veriyorsunuz? Oluk oluk sürekli her gün KDV topluyorsunuz. Her gün ÖTV topluyorsunuz. Ama sürekli açık veriyorsunuz. Nasıl olacak peki? Ya şimdi bütçe açığını göreceğiz. Bütçe dengesi göreceğiz, bakalım ne olacak. Yani bu mantıkla, bu akılla ve hakikaten 3 kuruşa mal ediyoruz. 200 lirayı, bundan daha büyük kar yok. Basalım parayı, verelim piyasaya mantığıyla çökersiniz. Türkiye'yi çökertirsiniz ve çöküyor şu an Türkiye. Yani önümüzdeki günden gerçekten çok karanlık. Kimse kusura bakmasın. Evet, dünyada gıda fiyatları biraz gevşiyor. Doğru. Ama bunun Türkiye'ye yansıması yok. Baktığınız zaman gübre fiyatları %200'ün üzerinde artmış ortalamasına. %180 artan da var, %240 artan da var. Peki bu fiyatlar maliyetlere geri gelmeden çiftçi ürün fiyatını geri getirebilir mi? Getiremez. Peki daha fazla artacak şimdi. Yani şuradan bizi izleyenler şuradan kıstas yapsın. Geçen sene buğday kaç paraydı? 2.20'den 2.40 kuruştu. Doğru mu? Şu an kaça çıkardılar? 10 lira 20 kuruşa. Ne oldu? 5 kat artış var. 4,5 kat artış var. Şimdi gelecekte de aynı maliyet artışları devam ettiği için, çiftçi yeni maliyetlediği için onları, yeni çıkacak ürünlerde bunları göreceğiz şimdi. Karşımıza çıkacak. Peki bunu neden yapıyorsunuz? Neden pahalılığı artırıyorsunuz? Neden enflasyonu saldınız? Neden tek hedef kur ya da dolar, euro bile değil dolar. Tek onu tutarsan her şeyi tutarım. Onu tutarsan hiçbir şey tutamazsın. Her şeyi bir dengeler manzumesi. Sonuçtan ya dipten geleceksin, ya sondaki gerekçeden, sondaki sonuçtan geriye doğru geleceksin. O sonucu oluşturan gerekçeler neler? Onu bulman lazım teşhis için. Çünkü bir hastalık var. Hastalık enflasyon. Doktor gittiği zaman ne yapıyor? Hastalığa bakıyor. Analizlerini yapıyor. Buna neler sebep oluyor diye. Ondan sonra onları çıkan sebepleri tedavi etmeye çalışıyor. Gidermeye çalışıyor. Aynı şeyi siz de yapabilirsiniz. Ekonomi o kadar çok büyük, komplike değil. Matematik çünkü kendisi komplike bir şey değil. Bunu bir türlü anlamıyorlar ve neden anlamadıklarını hala anlamış değilim. Ve bastıkları parayla gelecekte çok büyük bir enflasyon yaratacaklar. Acilen devletin kendini disipline etmesi gerekiyor. Başka hiçbir yolu yok. De halk ediyor, devlet etmiyor. Nasıl olacak şimdi? Halk mecbur. Dolayısıyla çok ciddi sıkı para politikası uygulanmak zorundayız. Başka hiç yolu yok. Başka yolu yok yani. Yoksa dünyada ne olurdu olsun Türkiye'de enflasyon patlar gider, kur da patlar gider, faiz de gider. Çünkü enflasyon hepsini tetikler bunlar. Bu sefer ne olacak? Derin bir yoksulluğa doğru gideceksiniz. Evet. Üzgünüm. Evet, bugün nakit dengesi rekor açık verdi. 2 gün önce cari açık rekor açık verdi. Sürekli bir rekor açık, yani sürekli bir rekor konuşuyoruz maalesef. Evet. İşte. Peki buyurun devam edelim. Abi, bunun sebebi belli. Ankara hiçbir zaman kendini mali olarak disipline etmiyor. Hiç zannetmiyor. Yani şimdi kaynak belli, bir ülkenin pastası belli. Şimdi bu pastayı eşit mi yiyeceğiz yoksa Ankara mı yiyecek? Ankara diyor ki %90'ını ben yerim, %10'u sizin. Diyoruz ki ya bunu eşit paylaşalım. Yok diyor. Ben yerim, sizin hakkınızı ben yiyeceğim. Siz küçüleceksiniz. Sizin pastanız küçülecek, benimki büyüyecek diyor. Özeti bu. Sen bunu dediğin sürece sırtı ülkenin yerden kalkmayacak. Çok açık. Şimdi şunu savunacaklardır. Ruble ile Rusya ile ticaret yapacağız. Ya ruble benim hiçbir işime yaramıyor. Ödemeler dengemde kullanamıyorum abi. Dış borçlarımda kullanamıyorum. Benim hiçbir işime yaramıyor. Hani bunu öne sürecekler şimdi. Oo şunu yaptık, bunu yaptık. Rezerve şu katkısı oldu.
Senin brüt rezervin büyümüş olabilir. Benim umurumda değil. Kullanabilir rezervim ne abi? Bana onu söyle. İnsanlar dolarize olmaya devam ediyor. Resmi olarak insanların mevduatlarının %54,5 kur korumalı dediğiniz zaman toplam dolarize olmuş mevduat %71 insanlar tamamen dolarize olmuş. Ve sen de bunu teşvik ediyorsun, kur korumalı vesaire gibi şeyler teşvik ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki döviz tutma ya. Kim? Yani insanlar aptal yerine koymak bunu diyecek bir Merkez Bankası Başkanı, Hazine Bakanı. İnsanlar aptal yerine koymayın. Gerçi koyuyorlar söylemleriyle de ben %80 enflasyona sokağa çıkamıyorum, siz %10 enflasyona sokağa çıkamıyorsun diyen bakan insanların, vatandaşla dalga geçiyor. Başka mantığı yok. Maalesef bu ilk açıklaması da değildi. Peki dışarıya bakacak olursak Amerika'nın tabii yine bize nasıl yansıyacak onu da konuşmak istiyorum. Tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Veriler beklentileri neredeyse iki çıkarak açılıyor. İşte 50 bas puan, siz de 50 bas puan öngörüyordunuz. Bu verilerin ardından Fed'in Eylül'de daha büyük bir faiz artışına gideceği öngörülüyor. Siz ne diyorsunuz? Yani o 100 bas puana kadar çıkarabilirler mi? Çıkarmaları mı gerekiyor? Çıkarırlarsa bunun bize etkileri ne olur? Şimdi geçen gün Amerika'da biliyorsunuz 51 eyaletin merkez bankaları var. Bir de bunların oluşturduğu Federal Merkez Bankası var. Şimdi sanıyorum Ballard'tı galiba. İrioniz Merkez Bankası Başkanı söyledi bir şey var. Resesyonu göze alarak biz enflasyonu düşürmek zorundayız dedi. Şimdi adamın söylediği doğru, çok net. Tamam. Bazıları yok şunu yapalım, yok bu değil. Yani sonuç hastalık belliyse, buna nedenler de belliyse nedenlerin üzerine gideceksin. Kıvırtmanın bir alemi yok. Şimdi adamın söylediği çok net. Realist bir adam. Ki o mu söyledi bilmiyorum ama galiba oydu. Ha, hafızamda öyle kalmış. Adamın söylediği çok net. Diyor ki biz kendimizi disipline etmek zorundayız. Evet, ekonomik olarak küçülebiliriz ki küçüleceğiz. Hiç olmazsa bunun bedeli olarak da enflasyonu aşağı çekelim diyor. Adamın söylediği doğru. Yani bu ne demek biliyor musun? Devleti de disipline edelim, ekonomiyi de disipline edelim demek. Evet, peki yani tasarruf ekonomisine geçmemiz lazım. Peki Türkiye yapıyor bunu? Az önce siz söylediniz. Oluk oluk, hatta oluk oluk geçtik. Artık sel gibi para harcıyor. Gerçekten şunu gülüyorum yani. Güldüğüm nokta şu. Bunlar hakikaten 3 kuruşa mal ettikleri 200 liralık banknotun 200 lira olduğunu sanıyorlar. Yani 3 kuruşa mal ediyoruz. 200 kuruşluk parayı, tamam mı? 200 lira da satıyoruz. Şimdi bu mantıktan gittiğiniz zaman batarsınız. Çok açık, her şey ortada. Yani bunu bütün ekonomistler anlatıyor. Ama biz bunu Ankara'ya anlatamıyoruz. Ve adamlar bunu övüne övüne, halkı nasıl fakirleştiklerini, halktaki para bitince sanayiciye nasıl saldırdıklarını. Üçüncü aşamada kapıda görünen şey bankacılık. Başka yolu yok. Bir şey kalmadı. Başka bir şey kalmadı diyecek yerin yok. Dolayısıyla Ankara'nın acilen kendini disipline etmesi gerekiyor. Başka hiçbir yolu yok. Acilen disipline etmesi gerekiyor. Bunu bir türlü anlamıyorlar. Ve şimdi hızla duvara doğru gidiyoruz. Bak cari denge bozuldu. 100 milyar dolara gidiyor. Dış ticaret dengesi açığa patladı gidiyor. Artık onu hiçbir şey söylemiyoruz. %144.6 arttı son bir aydan. Dış ticaret dengesi. Borçlanma maliyeti sürekli artıyor. Libor ve Fibor yükseliyor. Peki bundan neyle ödeyeceksin? Ve yılbaşından bu yana yaklaşık 60 milyar dolar üzerinde para satıyorsun. Ya günah ya. Kime sattın abi? Niye sattın? Hani bu neyin inadı biliyor musun? 128 milyar dolar satıldı. Herkes hesap soruyordu ya. Şimdi hadi de 120, ben de üzerine bir 66 milyar daha dolar sattım. Hadi bakalım dedi. Ne diyeceksin dedi. Kimse bir şey demiyor şimdi. Doğru, çok haklısınız. Yani anlaşılır gibi değil. Ya, hakikaten herkese dalga geçiyorlar. Gerçekten ekonomiden falan haberleri yok. Dalga geçiyorlar. Şu an görünen o. Şimdi Amerika, şunu söyleyeyim. Amerika faiz artırımına devam edecek. Eğer minimum 75 baz puanla 100 baz puanasını artırması lazım. Eğer artırırsa bil ki Amerika'da enflasyon daha da patlayacak. Bakın daha da patlayacak. Resesyonu da körükleyecek mi? 50 baz puan arttırırsa enflasyonu tetikleyecek. Tetikler, kesinlikle tetikler. Yani 75 baz puanla 100 baz puan arasında artırım yapması lazım. Ki o da minimum rakamlar. Anladın mı? Bir şok edip bir sallayıp toparlaman lazım. Çünkü başka şeyi yok. Başka tedavi yöntemi yok. Dünyada bulunmuş son 200 senede başka tedavi yöntemi yok. Yaptığın hatanın bedelini ödeyeceksin abi, yapacak bir şey yok. Çünkü köpük büyüttün, o köpüğü sen gerçek elle tutmuş şey zannettin. Tuttun, köpük gitti. Aslında gerçek değilmiş o, sanalmış yani. Şimdi o sanallığı yok etmen lazım. Başka yolu yok. Hem bunu artıracak hem de piyasadan 100 milyar ve üzerinde 100 milyar dolar üzerinde parası çekmesi lazım. Bunu 3 ayda gözlemen lazım. Çünkü o aldığın kararın ekonomik sonuçlarını 3 ay sonra görüyorsun. Görmeye başlıyorsun daha doğrusu. Çünkü ekonomi öyle bir anda bugün aldım, yarın sabah her şey düzelecek. Öyle bir şey yok. Öyle bir kural yok dünyanın hiçbirinde yok. Öyle bir şey yok. Hastalıkta bile yok. İlacı veriyorsun. 5-6 gün sonra şeyini görüyorsun. Sonuçlarını görmüyormuşsun. Aynı şey. Değişen bir şey yok. Bu da bir başka tedavi yöntemi. Dolayısıyla Avrupa'nın sıkıntısı Amerika'dan çok daha büyük. Amerika'da Avrupa'nın sıkıntısına girebilir. Minimum 75 bas puanla 100 bas puan arasında minimum o da artırıp 49,5 milyar dolar piyasadan çektiği parayla 100 milyar dolar çıkarması lazım. 100-150 arasında çıkarması lazım. Başka türlü Amerika'nın gibi koca bir ekonomi disipline edip enflasyonu aşağı çekmek pek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu ne olur biliyor musun? Bu artık dışarıdaki Türkiye'nin borçlanma maliyetini inanılmaz artırır. Dön,
Asıl kuru artık baskılayamazsınız. Ayda 10 milyar dolar satsanız da baskılayamazsınız. Kur patlar gider. Bunun için bizim şimdiden tedbir almamız gerekiyor bütün bunlara. Almadığımız zaman her şey tepe tak tak gider maalesef. Aylardır tedbir diyoruz. Bugüne kadar alınmadı. Yani tavşan hani şapkadan nasıl bir tavşan çıkacak diye bekliyorduk. Onların hiçbirisi faydalı olmadı. Umarım artık bir an önce bir tedbir alırlar da hiç sanmıyorum. Karar verdikten sonra iyice ne başımız belaya girmez ekonomi adına. Maalesef hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Hiçbirimiz zannetmiyoruz. Eminim izleyicilerimiz de bizim gibi düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi hafta sonları diliyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.